depremde de vatandaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara da acil şifalar diliyorum. Burada ateş düşüyor, yeri yakar ama bir nebze de olsa biz onların acısını için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada depremle mücadele kapsamında arkadaşlarımızla, kendi çalışanlarımızla bir toplantı yaptık. Acil bir toplantı yaptık. Ne yapabiliriz şeklinde. Yüksek maliyetli bir iş olmasına rağmen tüm ekibimiz ücret almadan meydancımıza varıncaya kadar, hırdavatçımıza varıncaya kadar kimse ücret talebinde bulunmadan herkes bedelsiz bir şekilde çalışmayı kabul etti. Ve iki günden beri yaklaşık olarak 300 tane ile başladığımız ranza sayımızı yaklaşık olarak 500'e kadar çıkardık sponsorlarımız eşliğinde. Herkes burada 7'den 70'e mahalledeki komşularımızla yardıma gelmek isteyen insanlarımız var. Allah'ın izniyle yarın ya da öbür sürü ranzaları teslim etmeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki de yapabilirsek şu anda varil toplamaya çalışıyoruz. Belki bir 50-100 tane kadar da varilden soba yapmayı planlıyoruz. Biz Kurtolu Metal ailesi olarak demir işiyle uğraşıyoruz. Bizim elimizden bu geliyor. Bir nebze de olsa onların yaralarını sarmak için elimizden bu geliyor. Yine söylüyorum, ateş düşüyor diye ama inanın şu an bunları söylerken bile içimi tuhaf oluyor. Keşke daha fazla bir şeyler yapabilsek, keşke daha fazla insana erişebilsek. Burada paylaşım yaptığımda, gruptan paylaşım yaptığımda tüm esnaf arkadaşlarım, Tener, bende de iki adam var, Tener, bende de üç adamım var, biz de yardım edelim diyen çok arkadaşlarım var. Allah onlardan da razı olsun. Bunları söylemek istedim. Birliğini teşvik etsin istedim. Gerçekten çok duyarlı bir halkız. Gerçekten herkes burada bunu başlamadan önce konu komşudan bir şeyler toplamaya çıktığımda kendi araçlarımla birlikte inanın kendi giyinmiş botunu bile bir yaşlı teyzeden botunu alırken yani ikinci el eşya almıyor dediğimde teyzenin bana söylediği laf şuydu: oğlum ben bunu bir gün giydim, bunu da vereyim, bir gün giydim diyerekten böyle tüylerim ürperdi. Arkadaşlarımız, esnaflarımız işte bir şekilde el bilimle bir şeyler yapmaya çalıştık ki yapacağız da zaten. Oradakiler hepsi bizim kardeşlerimiz, abilerimiz, çocuklarımız. Elimizden ne geliyorsa onların yanındayız. Bu projeyle alakalı Çerkezköy Kaymakamlığı'yla istişare halinde bulundunuz mu? Bu projeyle alakalı HMY Teknogon firmamız, Allah razı olsun onlardan, buna vesile olan kişi HMY Teknogon firmasıdır. Onlar bize bu şekilde bir kapı açtılar. Kaymakamlıktan izin aldılar. Bize telefon geldiğinde Caner nasıl yapabiliriz şeklinde dedim. Kesinlikle hiçbir ücret talep etmeksizin sizin yanınızda olacağımızı, kendileri bu yaptığımız ranzaların boyasının, ham maddesi, profilini, her şeyin onlar karşılığı sağ olsun, Allah razı olsun onlarına. Yani buradaki esnaflarımız da kendi bütçelerinden, elinden ne geliyorsa herkes bir şekilde mahalledeki çalışan böyle komşularımız dahil, abilerimiz, kardeşlerimiz dahil bu projede bize yardım ediyorlar. Hiçbir ücret almadan. Ranzalarımız kaymakamlığın izni doğrultusunda konteynerlara girecek şekilde 3 katlı olmak üzere imalatına başlandı. Bununla ilgili kaymakamlıktan izinler alındı. Sonrasında bunların montajı için ayrıca bir ekip orada bunların montajı için gidilecek. Allah'ın izniyle ekibimiz gece gündüz aralıksız bunları yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz. Talep gelmesi halinde bir hedef var mı? Yani tekrardan yapacak mısınız? Yani talep gelmesi doğrultusunda eğer birkaç sponsor daha bulabilirsek bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Beni en çok duygulandıran kısım kendi ekibimizle toplantı yaptığımızda 24 kişilik bir ekibimiz var. Burada meydancımızdan, muhasebecimizden, şoförümüze kadar toplantı yaptığımızda arkadaşlar böyle bir işe kalkıyoruz. Bu bizim için biraz yüksek maliyetli bir iş olmasına rağmen ama burada sizler de bir pay almak ister misiniz şeklinde bulunduğunda tüm arkadaşlarımızın tek bir ağızdan bana söylemiş olduğu söz şuydu: biz gerekirse bu işte 10 gün çalışalım ki hiçbiri ücret talep etmeksizin bunu kabul ettiler
Bu beni çok onur etti, beni çok mutlu etti. Allah onların hepsinden razı olsun.